Selam arkadaşlar. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerimize olsun inşallah. Şimdi kardeşlerim, özellikle klişe bilinen kaç melek var, büyük melek var diye sorduğumuzda herkes direkt işte başlıyor. Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam diye dört melekten bahseder. Bunu hemen hemen bilmeyenimiz yoktur bu tarz, değil mi? Şimdi geçenlerde bir videomuzun altına bir kardeşimiz yazdı, ismini unuttum. Hakkını helal etsin. Dedi ki bir Azrail Aleyhisselam'la ilgili de hani yapar mısınız dedi. Biz de Allah razı olsun. Biz yani bize bir şey söylendiği zaman bunu Rabbimizden gelen bir lütuf ihsan olarak bakıyoruz. Vardır bunun da bir hikmeti dedik. Bu şekilde araştırmaya girdik ama özellikle araştırdığımızda çok farklı bir sonuca çıktım ben. Kendi adıma söyleyeyim. Ben bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu video o nedenle dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. En doğrusunu tabi Rabbim bilir. Biz bize nasip olanınla inşallah sizlere vesile olmaya çalışıyoruz. Şimdi özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yani konuya nereden gireceğim diye bakıyorum. Özellikle Azrail Aleyhisselam kelimesi İbranice bir kelime olup can alan, ölüm meleği diye de adlandırılan bir şeydir yani. İbranice'den yana can alan, öldüren anlamı çıkmaktadır. Mesela bunun Azrail kelimesinin anlamı. Ama Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz meleklerden bahsederken hadislerde de Azrail ismi geçmiyor kardeşlerim. Bunu belirteyim yani. Bak, buna iyi bakın. Peki Kur'an-ı Kerim'de hangi meleklerin isimleri geçiyor? Ya da hangi meleklerden bahsediyor özellikle? Özellikle şunlara bir gireyim. Özellikle hafaza melekleri yani Rabbimizin özellikle hafaza melekleri diyor ve yer Rabbinin nuru ile parlamış, kitap konulmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiş ve onların aralarında hak ile hüküm verilmiştir. Onlar haksızlık etmez. Yani hafaza melekleri burada bunu anlatıyor. Şöyle bir ayet vardı dedi. Zümer suresi 69. Hamale-i arş melekleri, arş tutan melekler var diyor yine. Hakka suresi 17 diye geçiyor. 8 melekten bahsediyor burada. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim. Geliyorum mesela. Böyle baktığımızda. Şimdi İsrafil aleyhisselamdan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Nem suresi 87. Ve sura üfürüldüğü gün artık Allah'ın diledikleri dışında göklerde olanlar ve yerde bulunanlar dehşete kapılır ve hepsi boyun eğen kimseler olarak ona gelirler. Yani burada İsrafil Aleyhisselam'dan bahsetmiyor. Hani ben okudum ama geleceğim şöyle konuya. Mesela burada Mikail Aleyhisselam'la ilgili de diyelim. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman ise şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Hani burada hem Cebrail aleyhisselam hem Mikail aleyhisselam zikrediliyor. Bunu belirtelim inşallah. Yine başka bir ayette Cebrail aleyhisselamla alakalı. Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı müminler için bir hidayet rehberi, müjdeleyici olarak senin kalbine indiren odur diye bahsediyor. İnşallah. Bir de ölümlerle ilgili bahsederken mesela Zümer suresi 42, ölümleri anında ruhları Allah alır. Secde 11, de ki ruhunuzu sizin için görevlendirilen ölüm meleği alır. Nisa 97, kendi nefslerine zulmetmiş oldukları halde meleklerin ruhlarını aldığı kimseler diye bahseder. Bir de melekler bu ruhları alarken ruh kulları iyiyse mesela, diyelim yani kötüyseden başlayalım, kötüyse ruhunu alırken çık ey habis cesette olan habis ruh, alçaltılmış olarak ve cehennemle müjdelenmiş olarak çık derler. Güzel alınanlar içinde çık ey güzel cesette bulunan doygun ruh, hamd ediz ve Allah'ın rahmetiyle güzelliklerle müjdelenmiş olarak çık ve Rabbine kavuş. Şimdi bir de dediğimiz gibi bunları bu şekilde belirttik ama gerçekten de özellikle
Azrail aleyhisselamın isminin geçmemesi ama nedense her yerde de Azrail aleyhisselamın bahsedilmesi çok enteresan. Yani onu şöyle ben başka ayetler de var. Onları da kısaca okuyayım. Özellikle surla ilgili. Sura üfleneceği gün biz suçlu günahkarlar korku ve morarmış olarak huzura toplarız. Taha suresi 102, Nem suresi 87 az önce okumuştuk. Sura üfürülmüştür. Kabirlerinden çıkıvermişlerdir ve Rablerine doğru suretle akın etmeleridir. Yasin suresi 51'di bu. Zümer 68, sura üfürülür. Allah'ın dilekleri hariç yerde ve gökte olanların tamamı ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Ayağa kalkmış bakıyorlar. Kaf 20, sura üfürülmüştür. Bu tehditlerimin günüdür diye belirtiyor Allah-u Teala. Hakka suresi 13, sura tek bir üfürüşle üfürüldüğünde, Müddessir suresi 8, sura üfürüldüğü zaman diye belirttiği durum. Burada da İsrafil aleyhisselamdan da genelde hani bahsetmez ama hadislerde geçer. Özellikle Mehdi aleyhisselam konusundayken bildiriyor Allah Resulü. Diyor ki sağında solunda işte Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, önünde de Cebrail aleyhisselam gider diye hadiste bildiriyor. Ama hadislerde ve ayetlerde Azrail aleyhisselam yok kardeşlerim. Bunun sebebi hikmeti ise Azrail aleyhisselam dediğimiz bir melek yok. Onun gerçekte kim olduğunu, evet anlamı itibariyle ölümler alan, can alan bir melek var. Ben bunun inşallah buradakine ilk kez dünyada bir ilk olarak söylüyorum. Bu Azrail aleyhisselam diye bildiğimiz aslında İsrafil aleyhisselamdır kardeşlerim. İsrafil aleyhisselamın en büyük özelliğinin sura üflemek olmakla beraber canını alıp, sur üfürüldüğünde çünkü canları alan, ikinci diyelim üfürüldüğünde canları geri iade veren, bedenlere sokan bir görevi var. Şimdi bunu böyle bilirim. Şimdi Allah-u Teala yeryüzünü yaratmış, yer göğü ve aralarındakileri yaratmış ya, özellikle dünyamızla alakalı ve bu gezegenlerle alakalı düşündüğümüzde bu işlerden görevli melek Mikail aleyhisselam. Allah-u Teala bunu anlatıyor. Bir de Rabbimiz yani bildiriyor bu olayları beraat dediğimiz gecelerde işte meleklere indirilir neler yapacakları bir yıllık. Burada Mikail aleyhisselama bildirilenleri Mikail aleyhisselam yapıyor. Ama son yaklaşık 20-30-40 yıllık dönemde Deccaliyet Mikail aleyhisselama düşman olmuş. Onunla ilgili onun işlerine karışıyor. İşte yapay bulut yapıyor, yağmur yağdırıyor, deprem yapıyor falan filan. Bu Deccaliyet'in özellikleri. Bunu da belirtelim bu arada. İkincisi Cebrail aleyhisselam Allah-u Teala yerde yarattıklarına işte peygamberler gönderir. Peygamberlere de, seçtiği peygamberlere de Cebrail aleyhisselam ile vahyeder. Bu özellikle hani ahir zamanda Mehdi aleyhisselam döneminde de olacak olanlardan biri. Vahiy olarak değil, yardım etme, destekli olma anlamında. Şimdi bu da var. Onu da anladık. Sadece İsrafil aleyhisselam sadece sura üflemek için sadece yaratılmamış. Şimdi bu videomuz o yüzden diyoruz ya yani dünyada bir numara bizden başka bizden bunu tespit eden yapan yok. Özellikle Cebrail aleyhisselam tayfası var. Bunlar işte canları alan melek, ölüm melekleridir. Hani bunlar var. Ama asıl bunlardan sorumlu 3 melek oluyor yani. Üçünü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor özellikle. Hadislerde de geçiyor. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam. Ölüm meleği İsrafil aleyhisselamdır kardeşlerim. Ama onun en büyük görevi toplu olarak kıyamette canları almak, toplu olarak işte canları bedenlere iade etmek. Bunun haricinde işte bu toplu ölümlerde de yine Rabbimiz bunu tarz kullanıyor mudur onu bilemeyiz. Ama buradan net anlıyoruz biznillah. Ölüm meleği olarak adlandırılan hadisler ışığında da baktığımızda, ayetlerde de baktığımızda Azrail aleyhisselam diye bir melek yok. Görevi bakımı itibariyle de bu görevin Hazreti İsrafil Aleyhisselam'ın da olduğunu ben biznillah tespit etmiş bulunuyorum. Tabi ben de bunu 2 gündür tespit ettik Allah'ın izniyle. Onun öncesine baktığımızda zaten hani biz de Azrail Aleyhisselam'ın olduğunu, 4 büyük melekten biri olduğunu söylüyorduk. Kendim dahi söylüyordum. O nedenle diyorum ki hani özellikle Rabbimiz zaten parça parça veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütünleri birleştirdiğimiz o hani puzzle'ın parçaları, yapboz parçaları gibi ortaya çıkıyor ya. Burada da baktığımızda ölümle ilgili sur, üfleme ölümle alakalı.
Anladınız mı? Hani burada neden hani Azrail Aleyhisselam yok? Hadi oradan diyenlere diyoruz. Ölümü temsil eden bir sur var. Üflendiği zaman bedenlerden ruhları çıkarıyor. Mezarlardan bedenleri de çıkarabiliyor örneğin. Üstüne üflediğinde tekrar ruhları bedenlere geri sokma özelliği var aynı anda. Bütün düşün. Bugüne kadar tüm yaratılmışları düşünün. En son işte Allah-u Teala gökleri başka bir gök, yerleri de başka bir yer yarattıktan sonra, cenneti cehennemi de yarattıktan sonra insanları diriltecek, mahşere sürecek. Süreceği zaman işte diriltmeden önce işte sura üflünecek, o üfürülmeyle ruhları düşünün. Borazanla hepsinin ok gibi gidip kendi bedenlerine saplanıp onları canlandıracak, ayağa kaldıracak, yerlerinden çıkaracak. Şimdi buradan net anlıyoruz ki 3 melek var, 3 görev var. Biri Allah-u Teala'nın yarattığı yer, gök ve aralarındaki olaylarıyla görevli Mikail Aleyhisselam. İki, yarattığı kavimlere, milletlere gönderdiği elçiler, resuller, nebileri de elçi olarak gönderdiği Cebrail Aleyhisselam. Üç, bir de ölüm meleği diye adlandırılan İsrafil Aleyhisselam'dır inşallah. Bunu da inşallah bu videomuzda tespit etmiş bulunuyoruz. Şüpheye bırakmayacak bir şekilde. Evet, sadece yanlış bilinen 4 melek yok, 3 melek var. İsim olarak da Azrail Aleyhisselam olarak geçen ama aslında görev bakımından İsrafil Aleyhisselam'ın görevi olan bir konuda farklılık adleden bir durum var. Hadiste ve ayette geçmiyor kardeşlerim. Bunu da biznillahi yeryüzüne tespit etmek bize nasip oldu. Rabbimizin lütfu ihsanına inşallah dediğim gibi anlatabilmişizdir. Ben dediğim gibi her şeyde bir hayır hikmet olduğunu düşünenlerdenim. Buradan o kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim ondan da razı olsun ki bize böyle bir şey vesile olmaya çalıştı, vesile oldu. Rabbim sizlerden ve inananlardan razı olsun. Rabbime emanet olunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere.